Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 11. sınıf coğrafya konusu işleyeceğiz. Konu işlemekten ziyade bir önceki dersimizde işlediğimiz su ekosistemleri olsun, ekosistemler olsun, madde döngüleri olsun, besin zinciri olsun bunları tekrar niteliğinde bir test çözeceğiz. Önceki derste su ekosistemlerini inceledikten sonra etkinlik yapmıştık zaten. Testimizi sonraki dersimize bırakmıştık. Bunu çözelim ve konuları pekiştirmiş olalım. Sonra yeni konuya, bir sonraki dersimizde de yeni konuya geçeriz diyoruz. Ve test sorusuyla başlıyoruz. İlk test sorumuzla başlıyoruz. Şimdi bakıyorsun buraya. Ne diyor bana soruda? Aşağıda verilenlerden hangisi ekosistemleri oluşturan canlı unsurlardan biri değildir? Bakın arkadaşlar, bu soru çok kolay bir soru. Canlı ve cansız arasındaki farkı biliyorsan burada cevabı direkt ne yaparsın zaten? Mikroorganizma yaparsın. Ben sana demiştim ki ekosistemin unsurları başlığı altında verilmiş bütün maddeleri senin ezbere bilmen gerekiyordu. Nerede ne var, hangisi cansız, hangisi fiziksel, bunları bilmen gerekiyor demiştim. Ve orada aklına gelecek canlı unsurlarda ne vardı? Hayvanlar, insanlar ve mikroorganizmalar vardı, bitkiler vardı. Bunları bildiğinde zaten soru çok kolay bir soru. Zaten bunu hiç coğrafya bilmesen de yapabilirsin bu soruyu diyoruz. Ve devam ediyoruz. Bakıyorsun yukarıda verilenlerden hangileri üreticiler arasında yer alır? Üretici olabilmesi için neydi? Bitki olması gerekiyordu değil mi? Bitkiler yeşil, üretirlerdi, besin basamağı, besin zincirinin ilk basamağıydılar. Baktın şimdi buraya. Bitkileri direkt zaten sen ne yapıyorsun? Tikini attın bitkilere. Baktın, diğerleri hakkında bir fikrin yok. Düşünüyorsun, birinin olmadıklarını ilk başta eliyorsun. Birden sonra koyduklarına bakıyorsun. Birinde 3'ü koymuş, birinde 2'yi koymuş. Hayvanların üretici değil, insanlar gibi tüketici olduğunu bildiğinden hayvanın olduğu şıkkı seçemezsin. Burada bir bilgi daha öğreniyorsun. Fitoplanktonlar da o zaman üreticilerdir diyorsun ve A şıkkını işaretliyorsun. Hem bir bilgi öğrendin hem de soruyu doğru yapmış oldun. Devam ediyoruz. Besin zinciri ve enerji akışında temel güç aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi konunun en başında dahi ilk söylediğimiz cümle buydu bizim. Benim enerji akışı ve besin zinciri için güneşe ihtiyacım var. Sen şimdi burada kafan karışabilir. Üreticiler hocam ilk basamaktı. Onlar olmazsa olmazdı. Ama şöyle düşün. Üreticiler de güneş olmazsa bir şey üretemezler. Güneş o yüzden temel kaynağımız bizim. O yüzden cevabım A şıkkı olacak. Şıklarda güneşi arayacağım. Direkt düşüneceğim. Ne demiş? Aşağıdakilerden hangisinde ekosistemi oluşturan fiziki unsurlardan biri değildir? Fiziki unsur deyince aklına iklim elemanları gelecek. İklim elemanları. Tamam mı? Bunu 9. sınıfta, 10. sınıfta zaten üzerine basarsa söyledik. O zaman iklim elemanları. Seni bilmen gerekiyor burada. Hangisi iklim elemanı gibi durmuyor? Rüzgar iklim elemanı. Yağış, nem, sıcaklık. Bunların hepsi iklim elemanı ama su değil. Su fiziksel unsurun da değil ekosistemin unsurlarından. Tamam mı? Bunu bileceksin. Bak o tabloda ne kadar çok soru çıkıyor. Şimdi devam edelim. Şimdi şöyle alalım. Bakıyorsun şimdi. Bunu diyor sıraya koy diyor. Besin zincirinde nasıl bir sırası olurdu diyor. Önce besin zincirinin ilk basamağı olan üreticileri getirmen lazım. Getirdin, ikiyi getirdin değil mi? Çünkü yeşil ve bitki görüyorsun, başka bir şey yok fotoğrafta. Bitkiden sonra bitkiyi yiyecek olan otçul bir şey lazım bana. O da üçüncü oluyor. Üçüncü oluyor diyebiliriz. Tabii ki üçüncü olduğunu biliyorsun. Üçü de yerleştirdin. Geriye kalan da zaten benim otumu yiyen, yinini de yiyen etçilim olacak. O zaman neymiş o da? Bir diyorum. Bu sıralamaya uyan şıkkı bulmaya çalışıyorum. İki, üç, bir. Bakıyorsun D şıkkı bu sıralama uyuyor ve doğru yapmış oluyorsun. Verilen canlıların hangisi demiş ayrıştırıcılar içerisinde yer alır? Ayrıştırıcılar arkadaşlar diğerleri gibi değil. Daha bilmen gerekiyor hangileri ayrıştırır. Bunlara baktığında bitki üreticiydi. Bunlar biliyorsunuz tüketici. Bakın bu da bitki üretici. Hangisi ayrıştırıcı olarak kalıyor? Mantarlar ayrıştırıcı olarak kalıyor. Bunu bileceksin. Ayrıştırabiliyorlar. Bak burada yine artık konu tekrarı niteliğinde olduğu için başka bir derste işlediğimiz konuya geçtik. Aşağıda verilenlerden hangisi atmosferdeki karbondioksit oranını arttırır? Pardon, azaltır diye sormuş bana. Şimdi hangisi azaltabilir karbondioksit oranını? Bakalım yeşil bitkilerin fotosentez yapması. Şimdi sen A şıkkında direkt dur zaten. Fotosentez neydi? Işıkla besinle ne yapıyordu arkadaşlar? Karbondioksit alıyordu. Bana ne yapıyordu? Besinle oksijen veriyordu. Bu benim karbondioksit oranımı azaltır mı?
Evet, azaltır. Direkt A şıkkına zaten doğru cevabı yakalıyorsun. Diğerlerin okulunda ise insan ve hayvanların solunum yapması demek, karbondioksiti açığa çıkartmak demek. Ne yapacaklar? Dışarı karbondioksit verecekler. Azaltma olmaz. Volkanik patlamalar, karbondioksit gazı dışarı verecekler. Yine olmaz. Fosil yakıt kullanımı zaten bugün küresel ısınmayı yaşıyorsak daha çok bunun katkısı yüzünden, bunun yüzünden yaşıyoruz. O yüzden bu da karbondioksit salınımı demektir. Ölen canlıların çürümesi, karbon yapı oldukları için zaten ne yapacaklar? Karbon açığa çıkacak. Karbondioksit açığa çıkacak. Yani benim cevabım A şıkkı diyorum. Diğer şıklara baksan da zaten bulduğun şıktan eminsen hızla kazanabilirsin. Doğadaki karbonla ilgili yargılardan hangisi doğrudur? Karalardaki karbon oranı deniz ve okyanuslara göre fazladır. Karbon, yeryüzünün aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller. Doğru gibi değil mi? Hatta karbon oranı çok fazla arttığında da çok aşırı bir ısınma gerçekleşiyor ve ben buna küresel ısınma diyorum. O zaman bu bir aklımda kalsın benim. Karbonun büyük bölümü karbondioksit olarak bulunur demiş. Arkadaşlar bunu da benim cevabım kesin olarak emin oldum, doğru olduğuna emin oldum. Yalnız 2 diyorum ve soruyu geçiyorum. Bakıyorsun aşağıda verilen yeraltı kaynaklarından hangisinin fazla kullanımı havadaki karbon oranını arttırıyor demiş. Arkadaşlar böyle yani bunu bilmesen bile tecrübe ettiğin için direkt burada kömürü işaretlemelisin, tamam mı? Kömürü işaretliyorsun ve soruyu yine geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi azot döngüsü ile ilgili değildir? Bak azot döngüsü en zor döngülerden bir tanesi ama eğer biliyorsan soru kilit bir soru. Bakıyorsun volkanik patlama ve yıldırımlar ile nitrat tuzlarının oluşumu. Zaten ne yapıyordu? Biz azotu bünyemize direkt alamıyorduk, doğrudan alamıyorduk. Dolaylı olması gerekiyordu. Yıldırım ve şimşekler bize yardımcı oluyordu. Bu da doğru diyorum. Fotosentez ile topraktaki azot bitkilere geçmesi. Şimdi nitrat nitrite dönüşüyor. Bitkiler bunu kullanıyor arkadaşlar. Ne oluyor? Ondan sonra biz de bitkileri yiyoruz. Bitkileri yiyoruz. Hayvanlar bitkileri yiyor. Hayvanları biz yiyoruz falan derken ne yapıyor? Azot bizim bünyemize geçiyor. Ayrıştırıcılar tarafından parçalanan canlı kalıntıları maddelerin nitrifikasyonu. Azot döngüsü ile ilgili nitrifikasyon. Zaten nitrifikasyon, nitrat, nitrit bunlar geçiyorsa azot döngüsü ile ilgilidir. Toprakta bulunan bazı maddelerin denitrifikasyonu. Canlıların solunum yapması. Canlıların solunum yapmasının azot döngüsüyle nasıl bir bağlantısı olabilir? Ben sana diyorum ki canlılar azotu direkt doğrudan bünyelerine alamazlar. Havayı soluduklarında alamazlar. O yüzden cevabım E şıkkı oluyor diyorum. Ve soruyu geçiyorum. Baktığın atmosferdeki oksijen miktarı olaylarından hangileri sonucunda artar? Oksijen miktarı. Oksijen artabilmesi için ne olacak? Fotosentez gibi bir olay gerçekleşmesi gerekiyor. Fotosentezi işaretliyorsun. Şimdi oksidasyon senin kafanı karıştırabilir. Yanma zaten ne yapar? Karbondioksit açığa çıkartır. Düşündün şimdi. Dördün olduğunu ele. Tamam mı? Birin olmadıklarını ele. Baktın. Pardon. Birin olmadıklarını ele dedik. Ne kaldı? 1 ve 3. 1 ve 2. Oksidasyon, oksijen den dolayı olduğu için senin kafanı karıştıracak. Ama burada benim cevabım fotoliz. Tamam mı? Fotoliz diyeceksin. Neymiş? Oksijen oranını arttıran bir şeymiş diyorsun. Bunu da öğrenmiş oluyorsun burada. Devam ediyorum. Canlılar arasında madde döngüsü aşağıdaki olayların hangileriyle gerçekleşir diyor. Madde döngüsü. Yani canlılar arasında enerji akışından bahsediyor. Onun için bizim bir üçgenimiz vardı. En aşağıya ayrıştırıcılar sonra, otçular sonra da etçileri koymuştuk. En sonunda hatta yani şu şekilde de ayrıştırıcıları koymuştuk diyoruz. Buna da ben ne adını veriyordum? Besi zinciri adını veriyordum. Şıklarda da bunu arıyorum. Bu enerji akışını sağlar canlılar arasında. Bu enerji döngüsü. Canlılar arasındaki bir enerji döngüsü. O yüzden cevabım besin zinciri olacak. Devam ediyorum. Ürünlerden hangisinde tanım azot oranını arttırır? Bunu bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Bilmemen normal. Bu da bunun cevabı baklagiller arkadaşlar. Ama şu anda öğrenmiş oldum. Azot oranını arttırabilecek tarım ürünü baklagillerdir diyeceksin. Bunu da burada öğrenmiş olacaksın. Diğerleri değil. Yukarıda numaralanmış alanların hangilerinde sanayileşme ile havadaki karbondioksit oranı daha fazla artmıştır? Şimdi gelişmiş bir ülke düşüneceksin. Çünkü sanayisi çok olan bir ülke gelişmiş bir ülkedir. O ülkede de ne olacak? Karbondioksit yani fosil yakıt kullanımı yakılması daha fazla olduğu için karbondioksit daha fazla açığa çıkıyor. Şimdi gelişmiş ülkelere baktın, bir kere sen Afrika'yı eliyorsun, tamam mı?
kısımları kabul edebilirsin. Çünkü hem burada insan sayısı fazla, hem de nedir? Buralar gelişmiş olduğu için sanayiler de fazladır. İkinin olmadığını eliyorsun önce. Baktın üçün olduğunu da ele. Onu da ele derim. Şimdi kaç kaldı? İki ve bir kaldı. Baktın Amerika'yı vermiş. Diğeri ise Güney Amerika'yı vermiş. Senin burada seçeceğin hangisi olacak? Kuzey Amerika olacak diyorsun ve cevabı vermiş oluyorsun. Diğer soruyu da geçelim. Sanırım burada testimizin sonuna geldik. Diğer testimizden de biraz bir şeyler bakalım varsa eğer. Ondan sonra da dersimizi bitirelim. Şunu seçelim hemen. Baktım. Görselde verilen madde döngüsü aşağıdakilerden hangisi? Bak bu sefer de madde döngüsüne biraz değindiriyoruz. Baktın. Güneş zaten hepsinde var. Ne yapıyor? Su var. Su buharlaşıyor. Buharlaşıyor. Yukarı çıkıyor. Çıkıyor. Ondan sonra da yukarıda yoğuşma, yoğunlaşma yaşıyor ve tekrardan yeryüzüne yağış olarak düşüyor. Tekrardan yeraltı sularına, göllere, akarsulara karışıyor. Tekrardan güneşin etkisiyle de ne yapacak? Yine gökyüzüne ulaşacak. Ayrıca burada ne yapmış? Ağaçlardaki terlemeyi de, ağaçları da vermiş. Onların yapraklarında, bitkilerin yapraklarında da terleme olaraktan ne yapılıyor? Buharlaşma meydana geliyor. Buradan baktığın zaman ne kadar çok suyla alakalı şeyler söyledim, duyuyorsun. O zaman ben burada su döngüsünü görüyorum diyeceksin. Baktın, aşağıda numaralanmış boşlukları, aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Yeryüzünde bulunan suların güneş enerjisinin etkisiyle gaz olarak atmosfere karışmasına. Bak şimdi, güneş vuruyor, yeryüzündeki sulara vurdu değil mi güneş? Ne yaptı? Gaz oldular ve ne yaptılar? Gökyüzüne çıktılar. Buna ne dedim ben az önce? Buharlaşma dedim. O zaman diğerlerini hemen eledim. Havada bulunan su buharının soğuyarak katı ya da sıvı hale geçmesine, yani ne yapacak? Bir şey olarak dökülecek yeryüzüne, tamam mı? Bakıyorsun, bunu da sağlayan yoğuşma eylemidir. Yoğuşma gerçekleşir. Ne oluyor? Çünkü ısınıyor ve yükseliyor. Yukarıda da soğuduğu zaman yağış olarak yeryüzüne düşüyor. Ama ben bunu işleme yoğuşma diyorum. O yüzden benim cevabım B şıkkı oluyor. Bakıyorsun su ekosistemlerinin biyoçeşitliği faktörlerinin hangileri etkiler? Bak su ekosistemleri bir önceki dersimize gittik. Önceki dersimizde neler dedik? Şimdi suların sıcaklığı. Bazı canlılar sıcakta yaşar, bazıları soğukta yaşar. Yani bu canlının özelliğine bağlı bir şey. Suların kimyasal özelliği. Bu da önemli. Acı mı, tatlı mı, nedir bu? Bu da önemli. Besin miktarı. Bir yer eğer çok yoksulsa besin miktarına bir su, orada da canlı çeşitliliği ne yapar? Azalır diye düşünüyorsun. O zaman direkt benim cevabım E şıkkı oluyor. Kolay bir soru. Zaten bunların hepsini etkileyebileceğini bilirsin. Su döngüsüyle ilgili verilen özelliklerden hangileri beşeri faaliyetlerin etkisi daha fazladır? Beşeri, insani bir etki arayacağız yukarıda. Göllerin, bataklıkların kurutularak tarıma açılması. Bir kere bu zaten beşeri bir faaliyet. O zaman bunu ben direkt yuvarlak içine alayım. Sulardan yapmak için bazı akarsu yataklarının değiştirilmesi. Yağışın az, buharlaşma şiddetli olduğu bazı yıllarda göllerin kuruması. Bak yağış az. Yani bunu insan yapmamış. Yağış az o dönemde. Ne yapacak? Kuruyacak zaten. İç bölgelerde kar erimelerinin arttığı dönemlerde akarsu debilerinin yükselmesi. Bunda da insanın bir etkisi yok ama 1 ve 2'de insan etkilidir diyorum. A şıkkını işaretliyorum. Konuyu burada bırakalım. Her konumuzdan, işlediğimiz her konudan bir test çözmüş olduk. Bir soru çözmüş olduk en azından. Konuyu tekrar etmiş olduk. Umarım konu pekişmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.